Düşünce anlaşmazlığı anayasada anlaşma olmadığından kaynaklanır. Halbuki Allah anayasada anlaşma sağlıyor müminlere. Diyor ki, ben size bir kitap göndereceğim, bu anayasa olacak. Bunu da anlaştırırsanız dost olursunuz diyor. Kur'an'daki anayasada biz anlaştığımızda müminlere tam anlamıyla dost oluyoruz ve her konuda anlaşıyoruz. Mesela diyoruz ki Allah şöyle diyor diyoruz. Buna göre bunu böyle yapalım. Doğru diyor. İki tarafı da anlaşıyor. Sonra yine anlaşılamayan bir konu oluyor. Bak Allah bu konuyu şöyle açıklamış. İkimizin bunu bu şekilde halletmesi gerekiyor diyoruz. Ha doğru diyor. İki tarafı da anlaşıyor. Tek anayasa olunca çok kolay. Ama sonsuz anayasa olunca, dünyadaki insan sayısınca anayasa olunca insanların anlaşması mümkün olmaz. Siyasi görüş, görenek, yetenek, gelenek, ödenek, düzenek, say da say yani ucu, sonu, arkası, önü gelmez. Her konudan anlaşmazlık çıkar. Egoistlik ve bencillik ön plana girer ve hiçbir konuda insan hiçbir şekilde anlaşamaz. Ve sürekli huzursuz, acı içerisinde ve yalnız olur. O yüzden Kur'an'da, Kur'an'daki anayasada müminleri, Müslümanlar anlaşması lazım. Evet arkadaş ben Kur'an'ı kabul ediyorum, sen de kabul ediyorsun dediğinde konu biter. Ayette şeytandan Allah'a sığınırım, onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım diye bildirim. Tabii yani anayasaya baktım mı? Hep mesela bak ben arkadaşlarımla konuşuyorum. Bizim anlaşamadığımız hiçbir konu olmuyor. Kur'an'a göre bakıyoruz. Bak Kur'an'da Allah böyle diyor. Evet diyor. Herkes. Tamam. Konu bitiyor. Herkes farklı gelenekten gelmiş. Üstelik. Tabii. Ama mesela kafirle anlaşamazsın adam. Bambaşka bir kafada. Ya cahiliye kafasında bir adamla anlaşamazsın. Münafıkla hiç kimse anlaşamıyor. Münafık kendi arasında da anlaşamıyor. Çünkü münafık Allah'a savaş açtığı için sinsice kendi aralığında da anlaşamaz münafık. Büşra'nın annesine sevgilerimizi iletiyoruz. Onu çok seviyoruz. Evet. Muhammed aşağıda mı? Nerede o? Yok. Kafeteryada.